Harbe yaptılar bütün halka. Bütün halka da yetkili. Çok mu güzel? Size kimse durmuyor, bizim kendi silahımız. Aa, niye durutuyorsunuz şimdi? Burası belediye. Bak burası seçilmiş insanlar. Bakın, hayır geçiyor. Lütfen. Şimdi bu bir gasptır. Evet. Böyle bir şey olur mu? Hayır, biz terk etmiyoruz. Vurun bizi. Biz belediyemizi terk etmiyoruz. Bu belediye, halk seçti bu belediyeyi. Bize teslim etti, emanet etti. Biz varsa bir yargı kararı, yargı kararı varsa beyefendi, tamam. Beyefendi, biz bakın, beyefendi. Herkes kendi görevini yapsın. Hayır, tamam, sizin göreviniz. Biz sakin hayır, biz yargı kararı. Zaman kalmadı ki. Hayır, yargı kararı getirdik. Yargı kararı olmadan bizi ki aslan buradan yukarı çıkmıyor. Hayır, yargı kararı getirdik. Hayır, biz gülüyoruz böyle. Hayır, yargı kararı beyefendi. Yargı kararı getirdik. Hayır, yargı kararı. Vurun bizi. Hayır, ne silah var? Yetkili bölümün. Durun. Yetkili bölümün. Yetkili bölümün. Hayır, silahla gelin. Bakın, silahla gelin. Hayır, silahla gasp edemezsiniz. Biz hayır, yargı kararını istiyoruz. Yargı kararı. Bakın arkadaşlar, bir kanuna gelmiştir. Bakın bu kanuna göre, buradaki şu anda yürürlükteki kanunlara göre, herhangi bir yargı kararı olmaksızın siz burayı gasp edemezsiniz arkadaşlar. Şu anda bu bir gasptır. Bizim belediyemizdir. Belediye başkanlarımızın yanındayız. Biz yargı kararını getirelim. Bunlar her şey içerisinde. Bunlar bir bakın bir şey söyleyeyim. Bunlar hepsi ileride mahkemeye. Bakın bunlar hepsi yargıya esas olacak konulardır. Mahkemeye esas olacak konulardır. Bir ilçesini söyleyin. Bununla ilgili arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı'ndan lütfen, yazı var diyorum. Bunlar kesinlikle İçişleri Bakanlığı'ndan yazı var. Bu yazının gereği yapılıyor. Bundan örtemezler. Kesinlikle örtemezler. Burayı yolsuzluk. Bakın bu halkın malıdır. Önce halka sormak gerekiyor. Burayı yolsuzluk. Yolsuzluk yuvasına çevirtilemeyiz. Biz buna müsaade etmiyoruz. Siz de müsaade etmeyin. Lütfen. Gerekçesi hadi biz görevimizi yapıyoruz. Kendisinin zaten hiçbir hukuksal dayanağı yok. Nasıl ki Diyarbakır, Van, Mardin belediyelerimize ve yaklaşık bu sabah 5 belediyeye kayyum atandı. Ve bu hiçbirinin de hukuksal hiçbir dayanağı yok. Soruşturmalar gerekçesiyle bugün sabah ben görevime başladım. Görevime başladı 5 dakika sonra belediyenin etrafı kuşatıldı ve askerler içeriye girdi. Yetkili biri hakkımızda tebligat olduğunu, görevden uzaklaştırıldığını söylediler. Gerekçeli kararı ısrarla görmek istedim. Yok dediler elimizde. Bakanlık kararıyla gelmiş. İçişleri Bakanlığı bir tebligatla göndermiştir. Daha sonra kayyum olarak buraya atanan kaymakam geldi. Kaymakam da görevi devralacağını söyledi. Ben de bunun bir hukuksuzluk olduğunu, doğru olmadığını, kararı görmek istediğimi söyledi. Israrların sonucu gizlilik gerekçesiyle kararı okudu bana. Karar da çok net açık şu. Benim hakkımda devam eden soruşturmalar gerekçe gösterilerek görevden uzaklaştırıldığım söyleniyor. Birincisi, Recep Tayyip Erdoğan cezaevinde yattı. Bugün Cumhurbaşkanı. Türkiye'de %90 insanlar hakkında soruşturma var. İçişleri Bakanı hakkında da var. Dışişleri Bakanı hakkında da var. Tüm AKP milletvekilleri hakkında da soruşturmalar var. Dokunulmazlığı var gerekçesiyle bunlara dokunulmuyor. Ama bizler bu iktidarın muhalefeti olan siyasetçiler, belediyeciler, halklar olarak hakkımızda hiçbir gerekçe gösterilmeden açılan soruşturmaların sonucu halkın bize teslim ettiği, iradesini bize teslim ettiği buradaki çalışmalarımız bugün gasp edilmiştir. Halkın emeği, bizlerin emeği hırsızlık yoluyla çalınmıştır. Biz bu uygulamayı kabul etmediğimizi daha önce de defalarca söyledik. Söylemeye de devam ediyoruz. Bizlere sahip çıksınlar, kendilerine sahip çıksınlar. Belediyelerine sahip çıksınlar, iradelerine sahip çıksınlar. Teşekkür ediyorum hepinize. Uzun süreden beridir aslında 2016'dan bu yana halkın iradelerini yok sayan anlayış aslında siyasi bir karardır. Sayın Başkan'ın söylediği gibi kendisine bildirilmiş bir mahkeme kararı yok. Bugün Türkiye'de yüz binlerce insan hakkında bir soruşturma ve kovuşturmalar var. Bu kavuşturmalardan dolayı insanların görevlerine el koyma, görevlerine el çekme
hakların kimsede olmadığını, bu hukuksuzluğun aslında halkın iradelerinin yok sayma olduğunu söylemek istiyorum. Burada yolda arkadaşımızla, yoldaşımızla beraber olacağız. Biz buradaki halkın iradelerine sahip çıkacağız. Diyarbakır'da sahip çıktığımız gibi, Van'da sahip çıktığımız gibi, Mardin'de sahip çıktığımız gibi, bugün Dersim'de de bu tür antidemokratik anlayışlara karşı halkla birlikte, yöneticilerimizle, iradelerimizle birlikte durmaya devam edeceğiz. Eğer görevden alınacaksak bu yargı kararıyla alınmalı. Ve eğer belediye başkanı eğer bir usulsüzlük, bir yolsuzluk yaptıysa onun yerine geçecek insanın da kanunlarda yeri bellidir. Kanunlarda atanmışlarla burada bir mektup yazıp beni kayyum atayın diyen insanların atanması değildir. Hak bu değildir, adalet bu değildir. Anayasa bu değildir, kanun bu değildir. Tamam, eğer belediye başkanımız bir usulsüzlük yapmışsa, belef ki belediye başkanımız usulsüzlük yaptı. Kanunda da onun yeri bellidir. Onun nasıl alınacağı ve onun yerine kimin ikame edeceği o da belli. Kaymakam değil. Kaymakam böyle askeri güçle, böyle silahla gelip buraya zorla. Zaten halk olur da biz kayyum istemiyoruz. Edemez bunu. Öyle bir şey olur mu? Kaymakam değil. Zorla değil. Ya zorla o talimatın gereği yerine getirildi. Siz bunun zorla olmadığına inanıyor musunuz? Biz talimatın gereğini getirdik. Siz inanıyor musunuz? Bunun zorla olmadığına inandınız mı? Siz inanıyor musunuz? Ben de inanıyorum. Talimatlar. Talimatın gereği yerine getirildi. Kendisi de biliyor zaten. Yazıyı da bitiyor. Halk buradadır. Söyleyeceğiniz varsa halk. Evet, halk burada. Halkın iradesi burada. Bugün burada faşizm hırsızlığa devam ediyor. Faşizm gaspa devam ediyor. Ahmet'te, Mardin'de, Van'da ve 15-16 bugün dün itibariyle 16'ydı. Bugün aldığım duyumlara göre 6 daha 22 belediyemizde halkın iradesine resmen hırsızlık yoluyla, gasp yoluyla el konulmuş durumdadır. Ve biz halkların demokratik partisi olarak halklarımızla birlikte, seçmenimizle birlikte, başkanımızın, belediyemizin yanındayız. Demin başkanımızın da belirttiği gibi, başkanımızın da iki başkanımızla vurgu yaptığı gibi, evet biz evlerde olacağız, biz bu caddede olacağız, bu bina semboliktir, burayı gasp edebilirsiniz ama bizim halkla olan diyaloğumuzu, halkın bize olan ilgisini, sevgisini asla yok edemezsiniz. Şimdi bu halk belediyeyi seçti. Başkanım da teslim etti. Bu halkın şey vardı. Sen kimsin? Ben mi? Tamam. Siz de bizim muhatabımız değilsiniz. Özür dilerim. Bir dakika bekleyeceğiz. Öyle hareketi yapmamıza gerek yok. Yapmıyoruz hanımefendi. Amirseniz silahlı arkadaşlarımızı da köşede tutun. Gerçekten çünkü silahlar her tarafımıza değiyor. Yok, yok. Amirseniz yetkiyi emri çekin. Tamam. Açın silahlar falan. Size bir müdahalemiz yok. Size bir müdahalemiz yok. Hakimi mi müdahale ediyorsunuz? Başkandır zaten yetkiliyiz. Nasıl giremiyoruz? Sadece vekil. Buyurun. Yok yok. Şu an isim gelmesinde sadece isim sorun. Ne yapacaklarmış ismimiz o öyle zaman gelmeyecekse kendi belediyemize gidemiyor muyuz burada? Efendim bizim İstanbul milletvekiliyim Dilşat Canbazkaya. Tamam. Nereye kimi kimden koruyorsunuz? Bizim yerimizi bizden mi koruyorsunuz? Koruma söz konusu değil. Hani yani neyin nesidir bu? Atanmışsanız atanmışsınız. Bununla bir usulü uslubu var. Verilen talimatı yerine getiriyoruz. Evet. Talimatlarınızı biliyoruz zaten. Mahkemeye esas olacak konulardır. Yargılanmaya esas olacak konulardır. Şu andaki durum. Fiili bir gasp var şu anda. Bak silahlı. İçeride silahlı bir gasp. Birkaç dakika bekleteceğiz sizi. Bugün bu bir silahlı gasptır. Fiili ve silahlı gasptır. Ve bu ileride biz bunu niye için yapıyoruz? Biz bunu niye savuruyoruz? Bu ülkede yaşayan bütün çocuklar için. Sadece kendi çocuklarımız için değil. Sizin çocuklarınız için de. Biz bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Bunun önüne geçmek mecburiyetindeyiz. Birkaç dakika. Atanmış, ben seçilmişim. Böyle hırsızlıkla, böyle gasp ederek gasp edemezsiniz siz bizim belediyemize. Tamam mı? Tamam, elini indir. Sen de o elini indir. Siz de indirin o zaman. Tamam, o elini indir. Tamam mı? Burası bize ait. Tabii. Siz misafirsiniz. Buyurun. Burası bize ait. Tamam mı? Yani yeter. İnecek ve bize bir cevap verecek. Tamam mı? İnecek ve bizi muhatap almak zorunda. Kaymakam kim ya? Ben onun üstüyüm, amiriyim. Kaymakam kim? Bekliyorum, gitmiyorum bir yere. İnecek aşağıya. İnecek bir gerekçeli kararı biz de göreceğiz. Neyse. Dertleri neymiş, ne yapılmış, neden böyle bir şey yapılmış bize de açıklama yapmak zorunda. Benim yönetimime el konulmuştu. Bunun adı darbedir.
kalbi, bunun adı kastı, başka bir şey değil. Ama şimdi niye müsaade ediyorsunuz? Bu adaletsizlik bak, bak biz adaletsizliğin başı. Bakın bunun adı demokrasi değil. Buradan rahatsızlık duymuş, buradan kalkacakmışız, karşı tarafa geçeceğiz. Biz de gitmiyoruz. Biz karşı tarafa da geçmiyoruz. Valinin talimatını da dinlemiyoruz. Böyle bir hukuksuzluk, böyle bir şey yok. Gasp edilmiş bir belediye var. İrade tanınmayan bir şey var. Belediye başkanımıza resmi yazıyı gösterene kadar buradan ayrılmayacağımızı ifade ediyoruz. Kendilerine de bildiriyoruz. Önce bizi muhatap alacaklar. Burada bir irade gasp edilmiş, işgal edilmiş bir belediye var. Gelecekler, yazıyı gösterecekler. Biz de suç duyurusunda bulunacağız. Yasa böyle bunu gerektiriyor. Yasa orada oturup bana emredip ben buradan kalkıp o tarafa gidecekmiş. Şimdi kabul etmiyoruz. O yüzden buradayız. Biz size diyorlar müdahale etmeyin. Siz bize müdahale edemezsiniz. Bir şey yapmıyoruz. Bizim yaptığımız bir şey yok. Burada oturuyoruz. Oturmaya da devam edecek. O yazı inecek aşağıya. Biz kendi hak ve hukukumuz çerçevesinde de kendimizi ifade ediyoruz. Oturuyoruz. Bu bizim hakkımız. Belediye bizim. Halk iradesine sahip çıkıyor. Gasp edilmiş bir belediye var, işgal altında bir belediye var. Halk da doğal olarak sahip çıkıyor başkanına. Maşallah, kendi manzaralar. Alkış, alkış, alkış. Bakın, ben biz sizin makamınıza gelip hiç kimse sizin makamınıza sizi etmek istiyor mu? Eğer yapılırsa bu zorla, zoraki bir olaydır. Şu an kendisi aç. Kayınlamak kabul ediyorsunuz. Zorla belediye al biz değil. Kendi irademizi sen buyurun. Gerekçesini istiyorum. Gitmiyoruz buradan. Bizde kalanı sorsanız. Zaten bu evrak çıktı. Hayır niye? Neden evrak sizin evinizde? Yok bir şey yapmıyor. Devran sonra geleceğinde ben şu anda zaten kendisine söyledim. Şu anda istiyorum dedim ben. Yani kanuna bir böyle uygulanıyor bu kanun. Sadece şey. Bizim istediğimiz karşı tarafa geçmek. Tamam. Tamam. Bir tane vekil gelmiş, vekilimiz gelmiş. İçeriye girmek istiyor, görüşmek istiyor. Onun kararını biz vermiyoruz. Bu yani kaymakam, kaymakam, kayın bunu bir değerlendirsin yani. Onun kararını biz vermiyoruz. Tamam ben burada oturmak istiyorum. Siz konuşulur ama sizi karşı alalım. Kendisiyle bir daha konuşun. Nasıl? Kararın yazılı olarak almak istiyorum. Bakın burada başkanlar ve vekiller olarak durum. Şimdi buradaki durum nedir? Aramasının aramayı yapıyor zaten içeride biz ona bitti arama bitti arama kalmadı şey arama diye bir şey kalmadı yani. Siz değil biz almışız siz değil. Siz halkın irade zila kazanmıştır hırsızlıkla kazanmamıştır. Bir de hata yapıyorsunuz başa gidin diyorsunuz. Aslında yanlış yönde sizsiniz. Şu anda biz rahatsız ettiğimiz bir durum yok. Kimseye rahatsız ettiğiniz. Evet müsaadenizle lütfen evet. Bizi kırmayın. Bekliyoruz güzel bir şekilde söylüyoruz size. Hadi yapalım. Karşıya geçin. Şu an. Satılmışlar hepsi de. Yolu kapatıyorsunuz. Yol açık açık arkadaşlar. İrade bizim yol açık. Vergilerimize siz burada ekmek yiyorsunuz lütfen, ama bak görüyor musunuz? Lütfen karşıya geçer misiniz? Geçmiyoruz. Geçmiyoruz. Herhangi bir yargı kararı varsa bizim burada çıkarılmamız, belediye başkanımızın görevden alınmasını, azledilmesini ancak yargı kararıyla olur. Yargı kararıyla belediye başkanının azledilmesi durumunda belediye başkanının yerine geçecek şahıs da bellidir. Belediye kanunlarında mevcuttur. Kimin yerine geçeceği ve nasıl geçeceği. Bu şekilde değil arkadaşlar. Böyle gaspla olur mu? Silahla olur mu? Arkadaşlar. Biz burada oturuyoruz. Bakın biz belediyemiz. Bakın biz bu belediyeyi lütfen karşıya geçelim. Bakın bu belediye. Bak insanlar. Bakın biz ne diyoruz? Hayır, bir şey söyleyeyim. Bunun adı demokrasi mi? Bunun adı adalet mi? Siz şimdi belediyelerin seçimi. Şu an sizden şunu belediye başkanlar. Ama bir şey olmaz. Niye bağırıyorsunuz? Bu hafta niye o kadar koruyorsunuz bu sokağı? Bu sokak halkın sokağı. Arkadaşlar.
Koruyorsunuz işte. Bu ne? Burada bu sokağın sahibi. Yasaklıyorsunuz her şeyi. Bu halkın görevi. Burada duruyoruz. Biz diyoruz ki arkadaşlar. Binasının önünde durmuşsunuz. Biz işgal etmiyoruz. Halk sizden daha rahatsız oluyor. Ya bunu niye anlamıyorsunuz? Yani, silahlar yani, sizin siz insanları tehdit ediyorsunuz resmen. Kendi belirli. Bizim bir peşinlikler tavrımız yok. Ya yani, gerekli kararınız yoksa niye buraya askeri yapıyorsunuz? Yani niye burada müdahale ediyorsunuz? Gerekli kararınız bile yok ya. Değerli dostlar, bugün sabah irademize yönelik bu saldırı, bu gasp harekatı, bu hırsızlık, bu çalma harekatını bir kez daha burada kınıyoruz. Gün boyunca burada olduk. Halkımız yanımıza geldi, dostlarımız yanımıza geldi. Sevgili vekilimiz, sevgili sendika başkanımız, siyasi parti temsilcileri ve sizler burada oldunuz. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Biz yarın yine saat 8'de burada olacağız. Akşam 5'e kadar, mesai saatine kadar burada oturma eylemimize devam edeceğiz. Yarından itibaren köylerimizi, emekçi halkımızı gezmeye devam edeceğiz. Onlarla iç içe olmaya, onların sorunlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Görevimiz bitmiş değil. Görevimize devam edeceğiz. Görev sadece burada oturmak değildir. Görev aynı zamanda halkımızla iç içe olmak, halkın sorunlarını dinlemek, onları raporlaştırmak ve onların sözcüsü olmaktır. Fiili görevimize biz devam edeceğiz. Bu saldırıyı tanımadığımızı, gasp edilen irademizi er geç tekrardan geri alacağımızı ve bu halkımızla birlikte burada kendimizi yönetmeye devam edeceğiz.